Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi sizlere birçok kez Yunan Blue Sky kanalının muhabiri Ionis Tedarotas'ın konuşmaları hakkında videolar hazırladık ve hepsine yoğun ilgi gösterdiniz. Bu videomuzda da yine Yunan spikerin dikkat çeken son konuşmalarından birine değinmek istiyorum. Yunan Blue Sky kanalının muhabiri Ionis Tedarotas, Türkiye'nin birbirinden farklı bölgelerde çeşitli füze ve benzeri sistemlerin denemesini yaptığını iddia ederek, Türkiye'nin bahsedilen bu bölgelerde sayısız silah test ettiğini ve bu testlerin özellikle uluslararası anlaşmaları çiğneyen uzun menzilli füzelerden oluştuğunu söyledi. Türkiye bu denemeleri yaparken Yunanistan'ın ise "Ses la vie" yani hayat bu dediğini söyleyerek Yunan yönetimine sitemde bulunmaktan da geri durmadı. Konuşmasında Yunan hükümetine söylenmeye devam eden Yunan spiker, Yunanistan'ın bu yaptığını tarihimize, milletimize ve silahlı kuvvetlerin gücüne karşı işlenen bir suçtur. Yunanistan çok daha iyi bir konumda olabilirdi sözleriyle ifade ediyor. Yine Türkiye'nin balistik füze teknolojisi hakkında konuşmayı ihmal etmeyen Yunan spiker Ionis Tedarotas, Türkiye'nin daha önce cesaretle atmış olduğu bir adımın atılması için ülkemiz halen isteksiz. Peki bu adım nedir? Karadan karaya balistik füze elde etme sürecine girmek ifadelerine yer verdi. Peki Yunan spikerin Türkiye'nin balistik füze teknolojisi olarak, daha doğrusu balistik füze elde etme süreci olarak ifade ettiği olay tam olarak nedir? Çünkü resmi olarak Türkiye hala balistik füze üzerinde çalıştığını açıklamış durumda değil. Yunan spiker yaşanan gelişmelerden kendi kendine bu sonuca varmış ve uzun zamandır bu cümleleri sarf ediyor. Yunan spikerin balistik füze girişimi olarak nitelendirdiği şeyi gelin biz size kısaca anlatalım. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos'ta müjdesini verdiği sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemesi 29 Ekim'de başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Tamamen milli teknolojilerle geliştirilen katı yakıt teknolojisiyle 2018 yılında uzaya adım atan Türkiye, ilk kez sıvı yakıtlı bir roket motoru teknolojisiyle uzaya erişti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılan Mikro Uydu Fırlatma Sistemi Geliştirme Projesi'nin Roketsan tarafından geliştirilen SR-01 sonda roketinin ilk prototipi sıvı yakıtlı motor teknolojisiyle uzaya gönderildi. Bu başarılı test atışı, uyduların yörüngeye hassas yerleştirme ihtiyacını karşılamasının yanı sıra Türkiye'nin uzayda bilimsel çalışmalara başlaması açısından da tarihi bir adım oldu. Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıl dönümünde uzaya kendi uydumuzu göndermeye bir adım daha yaklaştık. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılan Mikro Uydu Fırlatma Sistemi Geliştirme Projesi kapsamında Roketsan tarafından yürütülen mikro uydu çalışmalarında tarihi bir aşama daha kaydedildi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MUFS projesi kapsamında daha önce katı yakıt teknolojisiyle uzaya adım atan Türkiye'nin ilk kez sıvı yakıtlı bir roket motoru teknolojisiyle de uzaya eriştiğini duyurdu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Aselsan yeni sistem tanıtımları ve tesis açılışları programında yaptığı konuşmada "Şimdi bir müjde de Roketsan'dan verelim" diyerek şunları söyledi. Geçtiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Roketsan'a gerçekleştirdiğimiz ziyarette şanlı bayrağımızı daha da yukarılara taşıdığımızı ve artık uzay liginde olduğumuzu söylemiştik. Uzayın karanlığını milli teknolojimiz ve mühendislik kabiliyetimizle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bir kez daha aydınlattığımızın müjdesini de buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Tamamen milli ve yerli mühendislik kabiliyetlerimizle yaptığımız uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı. Bu testlerde 4 kere daha uzaya ulaştık. Cumhuriyet Bayramımızda yaşadığımız bu gururla 2023 vizyonumuz çerçevesinde önemli bir dönüm noktasını da geride bırakmış olduk. İnşallah milletimizin karşısına her alanda yeni başarıların müjdeleriyle çıkmaya devam edeceğiz.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu gururu görüntüleriyle birlikte milletimizle paylaşmak istiyorum diyerek fırlatma anının görüntülerini de izletti. Roketsan tarafından geliştirilen SR-01 sonda roketinin ilk prototipi, milli teknolojilerle geliştirilen sıvı yakıtlı motor teknolojisiyle 29 Ekim'de uzaya gönderildi. Gerçekleştirilen test atışında sonda roketi başarılı bir biçimde tam 136 km irtifaya çıkarken, bilimsel araştırmaların yapılmasını sağlayacak faydalı yük kapsülünün uçuş esnasında ayrılma denemesi de başarıyla sonuçlandı. Bu başarılı test, mikro uydu fırlatma sistemi geliştirme projesinin yörüngeye hassas yerleştirilme ihtiyacını karşılaması planlanan sıvı yakıtlı roket motorlarının geliştirilmesine büyük bir katkı sağlarken, Türkiye'nin uzayda bilimsel çalışmalarına başlaması açısından da bir ilk oldu. Roketsan'ın uydu fırlatma uzay sistemleri ve ileri teknolojiler araştırma merkezinde yürütülen mikro uydu fırlatma sistemi projesi bittiğinde, 100 kilogram ve altındaki mikro uydular, yüksekliği en az 400 kilometre olan alçak dünya yörüngesine yerleştirilebilecektir. 2025 yılında fırlatılması hedeflenen mikro uydu ile Türkiye, dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu uydu fırlatma, test etme, üretme altyapısı ve üst kurma yeteneğine kavuşmuş olacak. Yani Yunan spikerin balistik füze teknolojisine giden yol olarak bahsettiği gelişme aslında bu diyebiliriz. Çünkü bu kadar itki gücüne sahip ve bu kadar yüksek irtifalara kusursuz bir şekilde ulaşabilen roket motorlarının geliştirilmesi, Yunan spikeri Türkiye'nin füze alanında da bu roket motorlarını kullanacağı endişesine kapılmasına sebep oldu diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.